Değerli kazanetliler, yıllardan beri özlemimiz olan Tavşan Mehmet yolunun bitmesi özlemi 8 kilometrelik yolun açımıyla biraz rahatlamaya kavuşmuştu. Yalnız önümüzdeki geçen zaman diliminde 19 ile 26. kilometre arasında 19 ile 20. kilometrede bir göçük meydana geldi. Bu göçük neticesinde gerekli araştırma ve çalışmaların peşine düşüp Ulaştırma Bakanlığımızla, bakan yardımcılarımızla görüştük ve bununla alakalı araştırmaların yapılması için bir heyet talebinde bulunduk. Akabinde daha dün yaşanan yine bir üzücü olayla karşı karşıya kaldık. 22 ile 23. kilometre arasında yine bir göçük meydana geldi. Bu göçük neticesinde dün tekrar araştırmalarımızı ve işin takibindeydik. Bu takip neticesinde gerekli yerlere ulaşım sağladık. Ulaşımlar neticesinde bugün bölge müdürümüz ve Ankara Genel Müdürlüğü'nden, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden bir daire başkanımızla buranın inceleme ve değerlendirmelerinde bulunduk. Bölge müdürümüz ve daire başkanımızla göçük yolun başladığı yerden diğer göçük yolun olduğu noktaya kadar birebir yürüdük. Buradaki teknik çalışmaların ve araştırmaları yapmak üzere teknik ekip de beraberinde bizlerle buralarda incelemelerde bulundu. Bu incelemeler neticesinde bir araştırma raporu istenecek ve bu araştırma raporunun neticesinin sonucunda ortaya çıkacak raporun bileşenleri hesap edilerek buradaki çalışmalar bir an önce başlayacak ve tekrardan halkımızın ulaşımına açılmak için çaba sarf edilecektir. Bu yol güzergahında ilerlerken tehlikeli ve tehdit arz eden noktaların tespiti de beraberinde yapıldı. Bu 8 kilometrelik yolun daha sağlıklı bir şekilde ulaşıma açılması için tehlike arz eden her noktaya da ayrı fizibilite çalışmaları ve ön araştırmalar yapılıp gerekli girişimlerde bulunacaktır. 26 ile 51 kilometre arasındaki süreçte de KİK ihale durumu devam etmektedir. Bu KİK sorunu çözüldükten sonra da inşallah 26 ile 51 arasındaki yolumuz da halkımızın başına açılmak üzere çalışmaya başlanacaktır. Bizleri ilgilendiren bu 26-51'de şehrimizin çevre yolu. Bu çevre yoluyla alakalı çalışmalarımıza hız vereceğiz. Çünkü şehrimizin trafiğini rahatlatmak ve şehir girişlerinde ve şehir çıkışlarında İnşallah Karayolları Bölge Müdürümüzün vermiş olduğu sözle güzel bir şekilde şehrimize kimlik kazandıracak bir konuma getireceğiz. Bizleri rahatlatacak olan bir diğer yol projemiz de Çavdarhisar-Emet yoludur. Bunun da oradaki Gündüz İnşaat'ın ve ekibinin bizle birlikte bu yol üzerinde incelemelerde yaptı. Bu yol üzerindeki çalışmalarımız da mevsim şartlarının elverdiği müddetçe en kısa sürede çalışmalara başlanacak ve tahminen önümüzdeki 2020 yılının sonlarına doğru ulaşıma açılması planlanmaktadır. Bizleri Ege Limanı'na bağlayacak olan Emek Hisarcık Gediz yolunun da Global Yatırımlar Programı çerçevesinde yatırım programına alındığını ve ihale çalışmalarının başladığını ve ilerleyen zaman diliminde de Gediz yolumuzu da trafiğe daha sağlıklı bir şekilde kazandırmayı hedefliyoruz. Emet Hisarcık Simav yolunda da bölgenin trafiğini rahatlatması açısından çalışmanın onun da Nisan ayı içinde başlayacağının müjdesini verebiliriz. Sizlere şunu söylemek isterim. Biz elimizden geldiği kadar halkımızın refahı ve yaşamının kolaylaşması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Burada mevsimsel şartlar ve toprağın coğrafik yapısından kaynaklı bazı aksamalar meydana gelmektedir. Bu aksaklıkların da giderilmesi ve ekibin tamamıyla çalışmaya sevk edilmesi için bu projeler üzerindeki takibimiz her zaman devam edecektir. Bizim buradaki belirtmek istediğimiz husus, biz üstümüze düşen vazifeyi en iyi şekilde ifa etmeye çalışıyoruz. En iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Biz Emet'in kaderine
gayret etmek için yola çıktık. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum.